savaş sırasında hem Doğu hem de Batı bloğu 3. Dünya Savaşı çıktığında karşı taraf üzerinde nasıl hava üstünlüğü kuracağını hesap etmeye çalışıyordu. Beyin fırtınaları birbirini takip ederken herkesin aklında şu fikir yavaş yavaş doğmaya başladı. Ya piste ihtiyaç duymayan, dikey kalkış ve iniş yapabilen bir uçak olursa? İşte o zaman olayın seyri gerçekten değişirdi. Ve işte bir efsane böyle doğdu. Hawker Harrier uçakları 1967 yılından itibaren pek çok havacı ve denizci askerin hayalini gerçekleştirmek için ete kemiğe büründü. 1980 yılında Sea Harrier'ların da İngiliz donanmasında göreve başlamasıyla deniz harekat alanında yaşanan devrimler birbirini izledi. Harrier sayesinde donanmalar artık ucuz, erişilmesi ve üretimi kolay olan hafif uçak gemileri veya LHD'lerden uçak kaldırabilir oldu. Normalde esas yapılış amacı denizaltı savunma harbi helikopterlerini taşımak olan ve hafif sınıf uçak gemisi olarak kimliklendirilen Invincible sınıfları da Harrier savaş uçakları sayesinde Falkland Deniz Savaşı, Bosna ve Irak'ta gerçek bir uçak gemisi kimliğine bürünebilmiş ve İngiliz donanması için yaklaşık 30 sene hizmet etmiştir. Harrier'ların Invincible sınıflarının ünlenmesi ve kendisini ispat etmesi konusunda gerçek katkısı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünyaca ünlü bu yıldızların ortak özelliklerinden biri de hepsinin hayatının İzmir Ali Ağa'daki gemi söküm testlerinde son bulması ve tencere veya tavalara dönüştürülmesidir. Evet, bugünkü konumuz son günlerde tekrar gündeme gelen İngilizlerin Invincible sınıfı uçak gemileri. Ben Murat Yaralı, Küresel Savaşçı Türkiye sunumu başlıyor. ''1970'li yıllarda Soğuk Savaş tüm şiddetiyle devam ederken Batı bloğu için en çok dikkat edilmesi gereken silahlardan biri de Sovyetlerin güçlü denizaltı filosuydu. Bu kapsamda İngiltere, NATO'nun Kuzey Atlantik'teki denizaltılara karşı koruyuculuğunu üstlenecek 3 adet uçak gemisinin yapımına 1973 yılında karar verdi. Invincible sınıfı uçak gemileri, İngiliz donanması tarafından kullanılan STOL yani kısa mesafede kalkış ve dikey iniş kabiliyetli hafif uçak gemileridir. Bu sınıfta 80-85 yılları arasında 3 adet gemi donanmaya katıldı ve gemilerin yapımı ortalama 7 sene sürdü. Bunlar HMS Invincible, HMS Illustrious ve HMS Ark Royal. Gemilerin temel yapılış amacı uçak gemisi olarak görev almak değil, Sovyet denizaltılarına karşı Seaking helikopterlerini taşıyabilen denizaltı savunma harbi gemileri olmalarıydı. Yani geminin planlanması sırasında asıl vurucu hava gücü denizaltı savunma harbi helikopterleridir. Ancak gemiler Sea Harrier uçakları da taşıyabiliyordu. STOL özelliği haricinde bir uçak taşıması ise imkansızdı. Açıkçası başlarda Harrier'lar ile Invincible sınıflarının nasıl bir ikili olacağı net olarak tahmin edilemiyordu. Harrier'lardan tek beklenti düşman hava kuvvetlerine karşı gemilerin çevresinde hava savunması yapmasıydı. Ancak Harrier'lar Invincible sınıfları ve İngiliz donanması için tam bir katalizör görevi gördü. Gemilerin baş kısmına eklenen Sea Jump ve Harrier uçakları Invincible sınıflarını helikopter taşıma gemisinden uçak gemisi sınıfına yükseltecekti. Invincible sınıfı hafif uçak gemilerinin boyu 209 metre ve tam yükte deplasmanı 22.000 tondu. Yani uçak gemisi dense de TCG Anadolu'dan hem boy hem de deplasman olarak daha küçüktür. 4 adet gaz türbini tarafından üretilen 100.000 beygirlik güç ile 28 knot sürat yapabilir. İktisadi sürat ile menzili 13.000 km olan gemilerin silah yüküne baktığımızda ise yalnızca öz savunmaya sahip olduğunu görüyoruz. Yani sadece 2 adet 20 mm top. Invincible sınıfı uçak gemilerinin 650 gemi personeli, 350 havacı personel ve 500 deniz piyadesi olmak üzere toplam 1500 kişi taşıma kapasitesi bulunuyordu. Sınıfının öncüsü HMS Invincible 1980 yılında donanmaya katıldı. Ancak çiçeği burnunda uçak gemisinin görev hayatı gerçek bir kriz ve savaşla başlayacaktı. Tarihin gördüğü son büyük ve aynı zamanda modern silahların kullanıldığı ilk deniz savaşı Falkland. Arjantin İngiltere'ye 12.500 km, kendi ana karasına ise 450 km uzaktaki Falkland adalarının tarihi olarak kendisine ait olduğunu düşündü ve 2 Nisan 1982'de adalara asker çıkardı.
Bu hareket sonrasında İngiltere Arjantin'e savaş açtı ve evet donanma tam 12.500 kilometre ötede savaşacaktı. Invincible sınıfları toplam 22 helikopter veya uçak taşıyabiliyor. Uçak gemisinin başlangıçta 8 adet Sea King helikopteri ve 4 adet Harrier taşıması kararlaştırılsa da HMS Invincible Falkland Savaşı için İngiltere'den ayrılırken üzerinde 12 adet Harrier uçağı ve 10 adet Sea King helikopteri vardı. Bunun en önemli sebebi de İngiltere'nin çok uzaklardaki savaşta hava gücü olarak bulunduracağı yegane kuvvetin Harrier'lar olmasıydı. Arjantin tarafından düşürülen belli miktarda uçak olsa da genel anlamda Harrier'lar ve dolayısıyla Invincible uçak gemisi savaşta başarı yakalamıştı. Sea Harrier tipi uçaklar 21 Arjantin uçağı düşürdüler ve hava çatışmalarında hiç kayıp vermediler. Kaybedilen 6 uçak yerden açılan ateş veya kaza sonucu düştü. İngiltere savaşı kazansa da savaşın bilançosu oldukça ağırdı. Askeri ve sivil tam 9 gemisi batmıştı. Dolayısıyla savaştan büyük dersler çıkaran ülkelerin başında tabii ki İngiltere geliyordu. Invincible sınıfı uçak gemileri ilk olarak gemi savar füze tehlikesine karşı 3 adet Phalanx veya Goalkeeper yakın hava savunma sistemleriyle donatıldı. Daha sonra gemilerin taşıyacağı hava gücü tekrar düzenlendi ve bundan sonra 3 havadan erken ihbar ve kontrol ve 9 denizaltı savunma harbi olmak üzere 12 helikopter ve 10 Harrier şekline dönüştü. Artık daha fazla Harrier ve hava erken ihbar yeteneği kazanan Invincible gerçek bir uçak gemisi kimliğine bürünmüştü. Yine savaş sırasında ve sonrasında kalan 2 uçak gemisinin yapımına ve yeni Harrier siparişlerine hız verildi. Bu kapsamda Haziran 1982'de HMS Ellis Royce, 1985'te ise HMS Ark Royal hizmete girdi. Invincible sınıfı uçak gemileri 1992'de başlayan Bosna Savaşı'nda ve 2003'teki Irak işgalinde de bulunarak görev süresine 2 savaş daha sığdırdı. İlerleyen zamanda sadece Sea Harrier'lar değil, aynı zamanda karaya saldırı yeteneği bulunan daha gelişmiş GR7 ve GR9 Harrier modellerini de taşıdı. Gemiler ayrıca deniz piyadelerini sahile intikal ettirebilmek amacıyla sık sık helikopter taşıma gemisi olarak da değerlendirildi. Özellikle 2010 yılından itibaren Harrier'ların emekli olmasıyla gemiler fiilen LPH'ye dönüştü. Ancak bu dönemde kısa sürdü. 2005 yılında HMS Invincible emekliye ayrıldı. Sınıfta şimdi sadece 2 gemi kalıyordu. Bu 2 geminin 2016 yılına kadar hizmette kalması değerlendirilirken 2010 yılında tüm sınıfın emekliye sevk edilmesine karar verildi. Ark Royal 2011'de, Ellis Royce ise 2014 yılında hizmetten çıkarıldı. Tabi sonrasında hurda gemilere ne olacağı sorusu gündeme gelmeye başladı. İngilizler seçenekler arasından para kazanabileceği tek yol olan hurda olarak satma fikrini tercih etti. 3 gemi için yapılan ihalelerin tamamını da dünya ünlü gemi söküm testlerine sahip İzmir Aliağa'da faaliyet gösteren Leyal gemi söküm firmamız ortalama 3-4 milyon dolar bedelle kazandı. Bu firma daha önce 6 muhrip ve 1 yardımcı sınıf gemi olmak üzere 7 İngiliz gemisinin daha söküm ihalesini almıştı. Leyal gemi söküm Avrupa Komisyonu onaylı gemi geri dönüşüm testleri listesine AB ülkeleri dışında girebilen önemli bir firmamız. Ancak tabii ki gemiler Leyal firmasına olduğu gibi verilmiyor. Yapılan sözleşmeler kapsamında gemilerin tüm silah, elektronik ve makine sistemleri ilk olarak İngiltere'de sökülüyor. Gemide metal haricinde hiçbir şey kalmadığına emin olunca teslim ediliyor. Yine sözleşme içerisinde Türk firmasının gemileri sadece söküm için aldığı, başka hiçbir faaliyette kullanmayacağı da karara bağlanıyor ve ayrıca gemi sökülürken bu hususlar İngilizler tarafından yapılan teftişlerle yerinde görülüyor. Bu şartlar altında Leyal Gemi Söküm firması Invincible'ı 2011'de, Ark Royal'i 2013'te ve Ellis Royce'u 2017'de 5 adet römorkör ile çekerek Türkiye'ye getirdi ve yaklaşık 5-6 aylık süreçte her birini küçük parçalara ayırdı. Gemilerin geri dönüşümü denince insanlar jilet olacak diyor ama esasen jilet olmuyor, bu doğru değil. Kesilen hurdalar eritildikten sonra inşaat demiri, boru ve hatta tencere, tava ve çaydanlıkların üretiminde kullanılıyor. Sevgili takipçilerimiz, bugün sizlerle İngiliz Invincible sınıfı uçak gemilerinin yaklaşık 30 yıl süren ve Türkiye'de son bulan görev hayatlarını paylaştık. Mütakip videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar savaş çıkalım.